Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda FIFA 20'deki en etkili beceri hareketleri, çalım hareketleri veya skill moves artık ne derseniz onunla ilgili bir video çekiyorum arkadaşlar. Videomuz çok kısa ve öz olacak. Videonun sonunda hafta sonu en ucuza FIFA'yı nereden alabileceğinizi ve takipçi buluşunuz hakkında bilgiler olacak arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Evet, ilk hareketimizi göstermeden önce videoda bahsedeceğimiz temel şeyleri hemen açıklamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle ben bu hareketleri nerede çalışabilirim diyorsanız FIFA 20'nin oyna kısmından antrenman arenası kısmına gelebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar tıpkı normal oyunda olduğu gibi bir futbolcu ve bir kaleci var. Burada bütün hareketleri çalışıp pekiştirip ardından normal maçlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk hareketimiz strafe dribbling arkadaşlar. Bu hareket bu sene oyuna eklenmedi. Geçen senelerde de vardı ancak bu sene çok daha fazla efektif oluyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyuncu ile istediğim yöne doğru hızlı bir şekilde hareket edebiliyorum ve bu gerçekten de oyunda sizin pas açılarını açmanıza ve rakibinizi arkadaşa enkart etmenize işe yarıyor. Bu sene biliyorsunuz ki defans sistemi değişti. Artık oyuncuların bilgisayar defansı azaldı. Bundan dolayı bu hareketi yapmış olduğunuz zaman sizin top kaybetmeniz gerçekten de çok zor arkadaşlar. Oyuncunun karşıdaki rakibin topu alabilmesi için sizin gerçekten de tam olarak ayağınıza gelip topu alması lazım ki o da zaten çok zor ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi Eden Hazard, Neymar, Mbappe, Messi gibi oyuncularla, daha doğrusu kısa boylu oyuncularla arkadaşlar bu hareketi çok daha iyi şekilde yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Peki gelelim bu hareketi nasıl yapacağımıza. Bu hareketi yapmak için arkadaşlar PlayStation kumandasında L1, Xbox kumandasında da LB oluyor arkadaşlar. Bu tuşa basmış olduğunuz zaman arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz şeyi yapabiliyorsunuz. Oyuncunuzun yüzü dönükken arkadaşlar L1'e bak, kaleye yüzü dönükken L1'e basmış olduğunuz zaman şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar topu götürebiliyorsunuz. Gelin isterseniz birazcık da örneklerine bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik ikinci hareketimize. Bu hareket gerçekten de herkesin belası olacak bir hareket. O yüzden bunu öğrenmenizi ve oyununuza eklemenizi sizlerden rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Hareketimizin adı Lateral Heel to Heel. Bu sene La Croquette'den sonra, geçen sene La Croquette'ye benzer bir hareket arkadaşlar. Oyunda gerçekten çok hızlı hareket edebildiğiniz için karşıdaki rakibinizin aklı gidiyor. Çünkü animasyon gerçekten çok hızlı. Bu animasyonda ne yapacağınızı anlayamadığı için defans oyuncusuyla eğer kontrol ediyorsa sizi boş bırakıyor arkadaşlar. Ve bu da sizin çok hızlı şekilde gol atmanızı sağlıyor. Gerçekten çok iyi bir hareket. Mutlaka ilk hareketimizden sonra bunu pekiştirin. Size gerçekten çok fazla gol attırır arkadaşlar. Özellikle birebirlerde içeri girerken çok daha fazla işinize yarayacaktır. Bir diğer özelliği ise şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yapmış olduğum zaman size şut açısı sağlaması. Size boş alan sağlıyor ve oyuncunuz da koşar, bu hareket animasyonu yaparken koştuğu için topa da hızlı vurmanızı sağlıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde vurabiliyorsunuz. Tabi bunu kullanım alanı şu şekilde olması gerekiyor. Soldan geliyorken arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi topu bu şekilde sağa atıyorsunuz ve time finishing'de bitirebiliyorsunuz. Eden Hazard'la görmüş olduğunuz gibi gol attık. Peki bu hareketi nasıl yapabilirim? Bu hareketi yapmanız gerçekten de çok basit. PlayStation'da oynuyorsanız L1 tuşu artı sağ analog, bir oyuncunun bir sağına bir soluna yapıyorsunuz arkadaşlar. Analog'u ikinci götürdüğünüz yer topun nereye doğru gideceğini belirliyor. Örnek verecek olursak benim şu an elim L1'e basılı. Sağ analog'u bir sağ bir sol yaptım. Topu sola attı. Peki analog'u sol sağ yaptığım zaman nereye atıyor? Sağ atıyor. Yani ikinci analog'u attığınız yer arkadaşlar sizlere topun gideceği yeri belli ediyor. Hemen tekrardan özetliyorum. Şu anda elim L1'e basılı. Analog'u bir sol bir sağ yaptım arkadaşlar. Topu sağ attı ve şut açısını bulup şutumu çektim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok iyi bir hareket. Gelin arkadaşlar bunun da örneklerini inceleyelim. We'll be right back.
Ve üçüncü hareketimize geldik arkadaşlar. Üçüncü hareketimiz diğer hareketlere nazaran çok fazla etkili olmasa da özellikle birebirlerde rakibinizin aklını alabileceğiniz bir hareket. Hareketimizin adı Flair Roulette arkadaşlar. Biliyorsunuz ki roulette bu hareket normalde. Bu harekette ne yapıyor arkadaşlar? Oyuncu kendi etrafına dönerek geçiyor. Zaten çok popüler bir hareket. Bunun şu anda bu sene daha hızlısı geldi arkadaşlar. Onu da bu şekilde yapabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Tek ayağın üzerinde dönüyor. Ve bu hareketin en temel kuralı arkadaşlar, o kadar hızlı yapıyor ki yine bir önceki harekette söylemiş olduğum gibi karşınızdaki rakibiniz sizin ne yapacağınızı çözemiyor. Çünkü çok hızlı yapıyor ve insanların şu anda henüz bu animasyonları göze alışmadığı için eli ayağı tutmuyor arkadaşlar. Bunu ciddi anlamda size söyleyebilirim. Yapmış olduğum bütün maçlarda bunu gördüm. Bu hareketin tek sorunu arkadaşlar sadece 4 yıldız ve üzeri beceri hareketine sahip futbolcular bunları yapabiliyor. Dolayısıyla sahadaki herkese bunu yapamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Sahadaki herkes yapabildiğiniz tek hareket arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bu ve bir sonraki anlatacağım bu hareket. Yani görmüş olduğunuz gibi bol roll hareketi. Şimdi biz üçüncü hareketimizi anlatalım size arkadaşlar. Rulet yapabilmek için tekrardan PlayStation platformunda L1'e basıyorsunuz. Ardından sağa doğru gitmek istiyorsanız sağ analogunuzu en aşağıdan en yukarıya sağdan doğru 180 derece yapıyorsunuz. Şu anda zaten ekranda görüyorsunuz arkadaşlar yapmanız gereken şeyi. Eğer sağdan yaparsanız oyuncu sağa doğru dönüyorken soldan yaparsanız sola doğru dönüyor. Dediğim gibi genelde skill move'larda yani beceri hareketlerinde analoğu en son götürdüğünüz lokasyon oyuncunuzun topu atacağı yer olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Bunu şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi örnekleriyle pekiştirebilirsiniz. Gerçekten çok etkili bir hareket. Özellikle birebir kaldığınızda ve adamın karşıdaki rakibinizde stoperi manuel olarak kontrol ediyorsa bu hareketi yaparak oyuncunuz çok hızlı şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şu anda geldik Setup Touch'a. Setup Touch eSports'un çalışanlarının bile biz bu hareketi neden bu kadar güçlü yaptık be kardeşim dediği ve bunu ciddi anlamda dediği bir hareket arkadaşlar. O yüzden EA bile bozuk diyorsa bu hareketi öğrenmeye gayret gösterin. Hareketin en büyük avantajı sizlere şut çekerken ivme vermesi ve zamanlamalı bitiriciliğin yeşil olma yüzdesini arttırması arkadaşlar. Şu anda ekranı görmüş olduk. Eden Hazard'la şut çektim. Ne yaptım arkadaşlar burada? Topu kendi önüme alıyorum. Yani topu şut çekeceğim açıya arkadaşlar yer atıyorum görmüş olduğunuz gibi. Oyuncu ivme alıyor. İvme aldığı için topa daha da hızlı vurabiliyor. Ve zamanlamalı bitiricilikle bunu arkadaşlar denk getirmiş olduğunuz zaman gerçekten inanılmaz etkileri sizlere sağlıyor sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki gelelim bu hareketi nasıl yapacağımız arkadaşlar. Bu hareketi yapmak gerçekten de çok basit. Tek bu tuşa basmanız gerekiyor. PlayStation'da R1 yani Rize 1. Xbox'ta ise RB arkadaşlar. Yani kısacası sağ üstteki tuştan bahsediyorum sevgili dostlar. Bu tuşa basılı tutuyorken topu sağa doğru atmak istiyorsunuz. Sağ analoğunuzu sağa yatırıyorsunuz. Sola doğru atmak istiyorsunuz. Topu sol analoğunuzu sola yatırıyorsunuz. Mesela ben şu an sağa doğru atacağım. Topu sağa doğru görmüş olduğum arkadaşlar yatırıyorum. Top sağa doğru geldi. Şut açımı buldum ve Eden Hazard'la golümü attım. Topu sola doğru yatıracağınız zaman da eliniz R1'e basılıyken arkadaşlar basılı tutuyorken yani sola doğru yapıyorsunuz ve topu sola atıyor. Dediğim gibi gerçekten de EA Sports'un bile biz bu şeyi niye yaptık dediği bir hareket arkadaşlar. Bundan dolayı lütfen ama lütfen bu hareketi öğrenin ve oyununuza adapte edin sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi Eden Hazard şutlarını çekiyor, affetmiyor. Gelin birazcık da örneklerine bakalım. Evet arkadaşlar bütün hareketleri aslında anlattım ama en sonda eklemeden geçemeyeceğim bir hareket var ki bu senelerdir FIFA'da kullanılan en temel çalım hareketidir sevgili arkadaşlar. En sonda da bunu göstereceğiz. Dediğim gibi FIFA'da skill move yapıyorken arkadaşlar oyuncunuz şu anda buraya dönükken bunun önü burası. Yani mesela siz şu anda bizim bu hareketi yapmak için şunu göstereyim hemen şu şekilde. Bu hareketi yapmak için arkadaşlar mesela siz lokasyon olarak kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Bu kafanızda yapabileceğiniz bir şey, çalışmakla ilgili bir şey. Şu anda sizin oyuncunuzun önü arkadaşlar sağ analoğunuzun ilerisi oluyor ya. Yani sizin şu an sağ analoğunuzun ilerisi yani bu yöne doğru olan kısım sizin önünüz değil mi? Burayayken yani buradayken sizin önünüz arkadaşlar analoğun sola yatırılmış hali oluyor. Dolayısıyla bu şekilde şu an size öğrettiğim hareketi flicky yapmak istiyorsanız analoğunuzu bu sefer yukarı aşağı yapmanız gerekiyor. Burada mesela sol sağ yapıyordunuz değil mi? Bu şekilde.
oyununuz bu şekildeyse de yukarı aşağı yapmanız gerekiyor. Yani hani dediğim gibi bunları sizin artık çalışıp öğrenmeniz gerekiyor. Oyuncunuzun yönü çok önemli. Yani analog her yerde aynı şekilde olmuyor. Oyuncunuzun bulunduğu yere ve baktığı yere göre oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi son kısmı anlatıyorum arkadaşlar. Son kısmımız da şu. Bu arada bu videoda Emre kardeşim, yani Emre Kar'ın da videolarını kullandım. Onu da kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi pro oyuncusu zaten, hepiniz biliyorsunuz, tartışmasız. O yüzden onu da abone olmayı unutmayın Emre kardeşimize. Çok iyi ve senelerdir arkadaşım, tavsiye ederim. Şimdi son hareketim drag back değil, ball roll. Ball roll arkadaşlar şöyle bir hareket. Topu bu şekilde ya sağa ya da bu şekilde sola. Yani bu neye yarıyor arkadaşlar? Topu siz mesela önünüzdesin, bir defans oyuncu. Defans oyuncu haldırılır koşuyor. Bu şekilde yaparak onu geçebiliyorsunuz. Ve bu çok temel bir hareket arkadaşlar. O yüzden mutlaka oyununuza implement etmeye çalışın. Peki ben bu hareketi en çok nerede kullanıyorum dersiniz? Şurada kullanıyorum arkadaşlar. Mesela geldim, birebir neyim şu an. Topu sağıma çektim ve golümü attım. Yani ben bu hareketi kullanırken en çok oyuncunun şut açısını daha netleştirmek. Mesela şu anda çok ortadayım. Yani sağa da vursam, solda vursam çok kararsızım ve buradan eğer şu çekmişseniz, çekecekseniz karşınıza iyi bir kaleci varsa %99 topu tutar. Ama siz topu bir kere sağ yapıp bu şekilde yaptığınız zaman hem karşıdaki rakibin birazcık şaşırtmış oluyorsunuz, hem de kendinize çok daha verimli bir şut açısı yap. Mesela şu anda topa vurmam çok tehlikeli. Çünkü sağa vursam kaleci tutabilir, sola vursam tutabilir. Çünkü çok alan olarak ortadayım. Ama ben şu anda buradayken bu hareketi yapıp solumu açıp solla vurursam bu sefer ne oluyor? Daha net bir şut açısı gelmiş oluyorum. Örnek verecek olsak ben şu an böyle geliyorum arkadaşlar. Geldim. Şu anda burada çok zor değil mi? Siz hareketi bir kere böyle yapmış olduğunuz zaman direkt önünüz açılıyor. O yüzden bu bowler hareketini kullanmayı unutmayın. Yapması çok basit arkadaşlar. Sağa doğru dönmek istiyorsunuz. Analo bir kere sağa yatırıyorsunuz. Sola iki bir kere sola yatırıyorsunuz. Bu kadar basit. Herhangi hiçbir özelliği olmayan ama çok efektif bir hareket. Bunu da oyununuza implement etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrardan söyleyelim. Sağ analo sağa yatır, bir kere yatırırsınız. Bir kere iki kere yatırırsınız. İki kere sola yatırırsınız. Aynı şekilde örnek veriyoruz. İki kere sağa yatırdığınız zaman gömücünüz sağa doğru gidiyor. Ama tabii bir kere yapmanız sizin açınızdan daha mantıklı olacaktır. Şimdi videonun sonunda takipçi buluşması, FIFA'yı ucuza almayı konuşacağız. Ama bundan önce FIFA eğitimlerinin devamı için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yeniseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim defans eğitimi olsun, free kick eğitimi olsun. Bunu da bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bu cumartesi günü arkadaşlar Kadıköy'de buluşma yapacağız arkadaşlar. Emre Kayır da büyük ihtimal %99 ihtimalle gelecek. Sürpriz bir konumuz daha olacak dediğim gibi. Burada FIFA Türkiye topluluğunu görmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben artık profesyonel olarak çalıştığım için sizleri görmekle, mesajlarınızı cevap vermekle gerçekten de çok fazla zaman bulamıyorum. Şu anda tatilde olduğum için arkadaşlar böyle bir zamanım oldu. Hani FIFA, ucuza FIFA da orada ayarlayacağız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size, minimum maksimum olarak 340-350 lira olacak. Şehir dışına kargo ücretsiz olacak. Türkiye'deki en ucuz fiyat biz o gün orada vereceğiz size. Yani günlerdir bununla uğraşıyorum. Hem ucuza FIFA almak istiyorsanız, hem bizimle tanışmak istiyorsanız oraya gelmeyi unutmayın. Evet, senelerdir videolar çekiyorum. Senelerdir Türkiye FIFA topluluğu için elimden gelenin fazlasını yaptım. Şimdi sizleri görmek istiyorum. Ben kimlere ne öğretmişim, kimlerle bu zaman geçirmişim. Sizleri de orada tanışmak istiyorum. Kadıköy'de olacak, cumartesi günü olacak. Öğlen saat 1-2 gibi olacak. Bütün detaylar zaten yakın zamanda YouTube'un topluluğu kısmından açıklanacak arkadaşlar. O yüzden durumlar bu şekilde. Çok uğraştım gerçekten şu ucuza almayı halletmek için sevgili dostlar. Sonunda bunu başarıyoruz sizlerle birlikte. Videomu izlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.